Dostlar merhaba. Bu videomda size tarihin kara sayfalarından birini açıp bu konuda özetle olayı aktarmaya çalışacağım. 1937 yılı. Yer İspanya. Korkunç ve acımasız bir iç savaş yaşanmakta. Yönetim ikiye bölünmüş. Francisco Franco yönetimindeki Milliyetçi Cephe ile Cumhuriyet Hükümeti yönetimindeki Halkçı Cephe arasında vahşet dolu bir iç savaş sürmekte. Aralarında bir pakt imzalayan Adolf Hitler ve Benito Mussolini de ülkesinde onlar kadar faşist bir yönetim uygulayan Francisco Franco'ya destek vermekte. Ve henüz hiç kimse gittikçe kıtışıp vahşete dönüşen kardeş çatışmasının bir süre sonra yüzlerce sivil ve masum insanın bir anda vahşice katledilmesine sebep olacak facia yol açacağının farkında değildir. İspanya halkının birbirlerine öylesiye düşman hale gelmesine ve böyle bir trajedi yaşamasına sebep olan faktörleri anlamak için 7 yıl kadar öncesine gidip sonrasındaki gelişmelere kısa bir göz atmak gerekir. 1930 yılı, yer yine İspanya. 28 yıldır Kral 13. Alfonso'nun hükümdarlığı ve baskıcı rejimi sürmekte. Artık monarşiyle yönetilmek, uzun zamandır İspanya'da ve özellikle büyük şehirlerde yaşayan halkın arzulamadığı bir durum halini almaya başlamıştır. Halk son derece huzursuzdur. Kral 13. Alfonso, Cumhuriyet'in ilan edilmesi için çok ağır baskılar altındadır. Nitekim yoğun baskılara daha fazla dayanamaz ve ülkede yerel seçimlerin yapılmasını kabul etmek zorunda kalır. 12 Nisan 1931 tarihinde belediye seçimleri yapılır. Yapılan seçim, sosyalist ve liberal cumhuriyetçilerin zaferi ve bütün bölgelerdeki başkentleri almasıyla sonuçlanır. Cumhuriyetçiler bu zafer üstüne kralın tahttan çekilmelerini ister. Ordunun desteğini de yitiren Kral 13. Alfonso tahttan çekilmeyi kabul etmez ve reddederek ülkeyi terk eder. Bir daha da dönmemek üzere. İkinci İspanya Cumhuriyeti bu dönemde ilan edilir ve İspanya iç savaşı doruk noktasına ulaşıncaya kadar varlığını sürdürür. Ancak halk tamamen iki cepheye bölünmüştür. Franco yönetimindeki Milliyetçi Cephe ve Cumhuriyet Hükümeti yönetimindeki Halk Cephesi. Ve kaçınılmaz olan gerçekleşir. İç savaş patlar. Her ne kadar kendi bölgelerini savunmaya çalışsalar da Adolf Hitler ve Benito Mussolini'nin her türlü desteğini almış olan Franco, yönetimindeki Milliyetçi Cephe, Cumhuriyet Hükümeti'nin elinde olan bölgeleri tek tek ele geçirmeye başlar. Bu bölgelerden akın akın kaçmakta olan cumhuriyetçiler, karadan zaptı zor, son derece önemli bir stratejik yere sahip olan Guernica'ya sığınmaya başlar. Sığınacak bir yer bulmuşlardır. Ancak kısa bir süre sonra hiç beklemedikleri korkunç ve talihsiz bir gerçekle karşılaşacaklarının farkında değillerdir. Hitler, Almanya Hava Kuvvetleri'nin Condor Lejyonu'na ait yeni bombardıman uçaklarını küçük ama özellikle yerleşimi yoğun olan bir bölgede denemek arzusundadır. Bu isteğin gerçekleşmesi çok uzun sürmez. Hitler, Franco'yu ikna eder ve bu saldırının Guernica üzerinde denenmesinin iznini bizzat kendisinden alır. Katliam için 1937 yılının 26 Nisan tarihi seçilir. Halkın en yoğun olacağı, bölge pazarının kurulduğu bir pazartesi günüdür bu. Adolf Hitler ve Benito Mussolini'nin desteğini alan Francisco Franco öncülüğünde şehir bombalanmaya başlanır. Guernica yerle bir olmuştur. 3 gün 3 gece boyunca yanmaya devam eder. Ardından vahşetin gerçek tablosu ortaya çıkar. Bask hükümeti yaptığı açıklamada ölü sayısını en az 1654, yaralı sayısını ise 889 olarak belirtir. Özellikle sivil halkın hedef alınmak istendiği bu katliam,
insanlık tarihine kara bir leke olarak geçerken, baş aktörlerin isimleri de tarihin utanç sayfalarına kocaman kara harflerle kazınır. Francisco Franco, Adolf Hitler ve Benito Mussolini. Mevcut İspanya hükümeti ise bu zor zamanlarda Paris'te sürgün halindedir. Paris Dünya Fuarı'nda İspanya'yı temsilen sergilenmek üzere sanat hayatını Paris'te sürdürmekte olan Picasso'dan da bir tablo yapmasını istemişlerdir. Fakat Guernica'nın bombalanmasına kadar Picasso çizecek bir konu bulamamıştır. Saldırıdan sonra dehşet ve öfkeye kapılan Picasso tabloyu kafasında tasarlar, çizimlerine başlar ve 24 gün içerisinde Guernica'yı yaratır. 11 Temmuz 1937'de Guernica Paris Fuarı'nda İspanya'nın temsil edildiği binanın giriş kısmında sergilenir. İspanya pavyonunu gezmekte olan bir Nazi subayı Guernica'ya bakıp Picasso'ya "Bunu siz mi yaptınız?" diye sorar. Picasso "Hayır." diye yanıtlar. "Ben değil, siz yaptınız." Mart 1939'da falangistler yarım milyon ölü, yaralı, 1 milyondan fazla sürgün ve sınırsız tahribata sebep olarak ülkeye hakim olurlar. Picasso, ünlü tablosu Guernica'yı iç savaş dönemini anlatması için yapmış ve Alman bombardımanı altında kalan Guernica'da yaşanan dramı resmederken gelecek nesiller için bir kanıt değeri taşımasını arzulamıştı. Ressam bu ünlü eserinin Francisco Franco iktidarda olduğu sürece İspanya'ya götürülmesini yasaklamıştı. Guernica, Franco rejimi sona erdikten sonra Madrid'e getirilmiştir. Eser şu anda Centro de Arte Reina Sofia Müzesi'nde sergilenmektedir. Picasso'nun tabloyu yaparkenki büyük dileği de yerine gelmiştir. Müzeyi gezenler arasında Guernica'da neler yaşandığını bilenler veya yeni öğrenenler tabloya baktıklarında faşizmi, Guernica'da yaşanmış facianın suçlularını her gün defalarca lanetlemeye devam etmektedirler. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.